Yaşlı bir adam dükkanında iş verdiği çalışanına gidecek yeri olmadığı için evinin kapılarını açmıştı. Ancak iyi niyetinin kurbanı oldu. Kol kanat gerdiği o genç iddia o ki onu önce sevgilisiyle nikah masasına oturttu. Ardından da türlü numaralar çevirerek kapının önüne koydu. Varını yoğunu kaybeden talihsiz adam Esra Erol'dan yardım istedi. Taraflar canlı yayında karşı karşıya geldi. Nekâret verdi, işlerimle ilgilenecek, kartlarımla ilgilenecek, bilmem ne diyecek. 35 milyon lira para çekmiş. Önce iş verdi, sonra da haline acıyıp evini aldı. Emrullah Güvendik ismindeki bir arkadaşınıza aslında kol kanat germek istiyorsunuz. Evet efendim. Yaşlı adam dolandırıcı çiftin tuzağına düştü. Sonra da Mehmet amcaya diyor, gel diyor seni evlendirelim. Önce kendini evlilik oyununun içinde buldu, ardından da kapıda. Meğerse Emrullah Bey şu adamın dostuymuş. Bunlar sevgiliymiş. Evet. Mehmet Zeyrek karısı ve yanında çalışan elemanının kumpasını kurban gittiğini iddia ederek başvurdu programa. Mehmet amcanın hikayesi şöyle başlıyor. Emrullah Güvendik ismindeki bir arkadaşınıza aslında kol kanat germek istiyorsunuz. Evet efendim, evet. Aynen. Dükkanda o yalnız kalmasın diye onu evine misafir ediyor. Ancak iddiaya göre yaşlı adamın evine yerleşen Emrullah Güvendik, Mehmet Zeyrek'in babacan yaklaşımına karşılık hain planlar peşindeydi. Mehmet amcaya diyor, gel diyor seni evlendirelim. Kimle tanıştırdı sizi? Şadına Zeyrek. Güvendik, yaşlı adamı tanıştırdığı kadınla evlenmeye ikna etti. Ancak bu kirli tezgahın bir parçasıydı. Şaduman Zeyrek'le nikah masasına oturan adamın hayatı birdenbire alt üst oldu. Evlendik. Evlendikten sonra benim başım belaya girdi. Mahvoldum. Sonradan öğrendim ben meğerse Emrullah Bey Şadıman'ın dostuymuş. Tuzağa düştüğünü anladığında çok geçti. Elinde avucunda ne varsa kaybetti. Benden telefonu aldı. Sonra bir baktım benim o telefondan 35 milyon lira para çekmiş. Ondan sonra altın vardı, bilezik altın. Koler vardı. Peki senin senden kredi kartlarını, banka kartlarını, hepsini, maaş hepsini kartlarını istedi mi senden? Tabii canım, ben hepsini verdim ben ona. İddiaların odağındaki Şaduman Zeyrek stüdyoda eşiyle karşı karşıya geldi. Ama tüm suçlamaları reddetti. Ne yüzünden geldin sen ya? Ne yüzünden geldin? He? Ne yüzünden senin geldin sen? Senin yalanların yüzünden sen buradayız. Sen ne yüzünden geldin? Benim dedi hiç kimsem yok, çocuğum yok. Sen de dedi bakım yapıyormuşsun, yaşlı bakım. Gel dedi burada dedi evde beraber kalalım. Bana yoldaş, bir nefes. Birlikte bana destek ol dedi. Biz de kağıt üzerinde nikah yaptık. Şaduman ablacığım tamam, siz bu adamın bakıcısınız tamam mı? Tamam. Evi, niye size tek taş alıyor ya? Başka kimle beraber oldunuz? Hayır. Siz bu vekaletnameyi alıp onunla evlenip bankalara gittikten sonra 55 bin TL'lik kredi çekilmiş. Daha sonra yayına dolandırıcılıkla suçlanan Emrullah Güvendik bağlandı. Şu anda diyor ki bana benim evlenmeye ihtiyacım var, benim olabilir, bakıma ihtiyacım var, olabilir, biz de aracı olduk. Emrullah Bey, laf ebeliği yapmayın, soruma bak, cevap sana, verin. Bak, bu kadar sana, belalı bir adamla, ablanız gibi gördüğünüz Şaduman Hanım'ı neden evlendirdiniz? Ben iyilik yaptım kardeşim, daha ne yapayım?